ve kuru kafa üzerine İsrail çift üçgeni çıkar. Benim kitapta bunun kaynağı var. Belki de hala internette bu duruyordur. Yani bunu hem yaptı hem de ifşa etti. İnternete attı. Bunu ben yapıyorum. Aklını başına al ey Amerika dedi. Amerikan idarecileri bunu biliyorlar. Uçak çarpmadan evvel orada patlama oldu. Orada vazifeli bir adamı biz getirdik. Burada bizim internette. Burada konuşturduk. Dinleyin orada görüyor adam anlatıyor. Adam vazifeli. O adam Müslüman oldu. Dinletemedim diyor. Bu uçak çarpmasıyla değil. Uçak çarptı bir kısmını götürürdü. Temelde dinamitler patladı. Temelden yıkıldı bina. Evvelden tertibat alınmış. Bunu İsrail yaptı. Amerika anladı, çekildi. Şimdi aynen Fransa'daki işte Amerika bir daha Filistin devlet olsun demedi. Bak şimdi devlet olması Birleşmiş Milletler'de oylandı. Amerika aleyhtere verdi. Halbuki Clinton da Bush da Filistin devlet olsun ta 20 sene evvel dedi. Dediği halde bugün niye? Korktular. İsrail'in gücüne ram oldular. Gelelim Fransa'ya. Fransa'ya bu dersi niye verdiler? Fransa'nın parlamentosu İsrail'in devlet olmasını kabul etti. Fransa Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Kurulu'nda İsrail'in devlet olması lehinde rey kullandı. Hatırlayın. He? Filistin. Ne diyorum İsrail? İhtiyarlık böyle. Evet. Fransa Reisi Cumhuru Türkiye'ye geldi. Suriye üzerindeki Türkiye tezine yakın bir tez ileri sürdü. İsrail fanatik ve suç makinesi gibi suç işlemiş bir iki Arabı nasıl buldu? Bakın size bunun bir misalini vereyim. Sultanahmet'ten Filistin'e hicret etmek için müsaade isteyip de Theodor Herzl huzurdan kovulunca Yahudi bir plan yaptı. Gitti Filistin'de Arap adıyla yaşayan, Arapça konuşan Yahudileri buldu. Türkiye'de yok mu Türkçe konuşan Yahudi? Yani adam Türk adı taşıyıp da Yahudi olan da var, Türk adı taşıyıp da Ermeni olan da var. Her yerde var, Araplarda da var. Bunun bir misalini aşağıda anlattım, burada da söyleyeyim. Şahzade Mahmut Şevket Efendi. Hanedan kovulduğu zaman Mısır'a gitti. Mısır'da halası vardı. Halası geniş emlak sahibiydi. Rahat bir hayatı vardı. Bir şoför tuttu ve otomobil sahibi olabildi o zaman. Ve bir de bir arabı da Mısırlı arabı da şoför olarak kullandı. 20-25 sene. Diyor ki beraber camiye gittik. Adam Türkçe bilmiyor. Mısırlı Arap. Arapça konuşuyoruz. Adamı emekli ettim. Sigortalı, ben de çalışıyordum. Birkaç sene kayboldu. Abo bir de bana karısından Kudüs'ten bir mektup geldi ki bizim şoför Yahudiymiş. Kudüs'te vefat etmiş. Öyle mi ilan? Karısı diyor bana diyor ya senin Arap zannettiğin adam Yahudiydi. Böyle sana kazık attık demek kabilinden bana bildirdi diyor. Bildirmese gene bilmeyecek. Arap zannediyorum adamı diyor. Bu niye? Şehzade Mahmud Şevket Efendi hanedanın yurt dışına kovulan diğer efradı gibi geçim sıkıntısında karnını doyurmakla meşgul, siyasetle ilgilenmeyen biri değil. Aksine Türkiye'de ihtilal teşebbüsünde anlatırsam uzun gider. Çerkez Ethem
Ürdün'de Çerkez Etemin Doktor Mehmet Ali diye Kahire'de bir adamı var. Onun vasıtasıyla Çanakkale kahramanlarından Memduh Paşa'yı oraya çağırdılar. Türkiye'de Mustafa Kemal devrinde 30'larda ihtilal teşebbüsünde bulunmuş bir adam. Bunu başka bir vesileyle anlatırım. Böyle bir siyasi vasfı olan Mısır Başbakanı evine geliyor. İrtibatı var birçok yerlerle. Çalışıyor. Gurbette öyle yatmamış. Ağlayıp sızlayarak. Yahudi'yi Arap bir Müslüman şoför diye yanına vermişler. Adamı takibat altında bulundurmuşlar. Faaliyetlerini takip etmişler. Şimdi Şehzade Mahmut Şevket'in bende yüzün üstünde mektubu var. Yüzün üstünde. Bunun pek çoğu da o Doktor Mehmet Ali ile arasındaki muhaberat. O mektupları okuduğunuz zaman dünya siyasetini öyle dehşetli bir surette değerlendiren bir adam görüyorsunuz ki hayran olursunuz. Peki bu adamı aldatabildiler bir Yahudi'yi, buna şoför verip 25 sene bunu fark etmeyip Yahudi olduğunu istihdam etti. Şimdi o karikatüristleri öldüren iki Arap daha evvel hırsızlıktan hapis yatmış. Dikkat edin. Hırsızlıktan hapis yatan adam bu kadar peygamberin karikatürünü yaptı diye 12 kişiyi öldürecek derecede bir husumet sahibi olabilecek derecede asabiyeti diniye sahibi olamaz. Hırsızlıktan yatan adam o otomatik silahları bulamaz. Bunun arkasında bir güç var. Kim bu güç olabilir? İsrail'den başkası olmaz. Çünkü Fransa'nın son zamanlardaki tavrına bakarsan aynen Clinton'ın Amerika'da başlattığı tavır ve 11 Eylül'e benzemesi bu cihetten doğrudur. Nasıl Amerika'ya sen bu davadan vazgeç, bu davadan vazgeç yoksa ben sorunu sana pahalıya mal ederim dedi. Orada da bir iki tane Arap'ı kullandı. Arap'ı kullandı. Ama Arap'a bu işi havale eden adam Yahudi hüviyetiyle etmemiştir. Müslüman hüviyetiyle etmiştir. Belki o, belki bir merhale daha arkasındaki Yahudidir. Ama Yahudi hüviyetiyle al parayı, bunlar bizim peygamberimizi böyle tahkir ettiler. Bunları öldür. Onlar da zaten suç işleme makinesi gibi. Kaç defa hırsızlıklara hapis yatmış adamlar. Kaçacak o parayla rahat yaşayacak. Bakın size bu Türkiye'den buna benzer bir misal vereyim. Üzeyir Garı. Bir izinli askeri öldürdü diye çıktı değil mi? Adam hala hapis yatıyor, anlatamıyor derdi. Halbuki o asker adına İsviçre'ye bilmem kaç milyon dolar para yatırdılar. Bu suçu üzerine alsın diye. Onu öldüren Eyüp mezarlığında İsrail entelijansına mensup bir kadın. İspatı nedir? İspatı bir adamı bıçakladın öldürdün. Bir katili düşün. Kaçar değil mi adam öldü? Görünmesin, kimse görmesin diye. Diz kapaklarını kesmiş. Üzeyir Garı'yı öldüren adam diz kapaklarını kesmiş. Bunun ne olduğunu o asker bilmez bunu yapsın. Asla. Bu intikam öldürüşüdür Yahudilerce. Üzeyir Garı'nın babası diş doktoruydu. Diş doktoru. Şimdi hikayesini anlatayım size nereden geldiğini. İşin çıktığını anlarsınız. Nasıl bu Yahudiler, nasıl böyle bir plan tatbik ederler anlayın. Başkasının arkasına gizlenerek yaparlar iş. Burada da o iki Arap'ı kullandılar. Üzeyir Garı'nın babası dişçi.
1930'larda ne onun adı şey? Küçük Hüseyin Efendi. Küçük Hüseyin Efendi. Küçük Hüseyin Efendi'nin dişi ağrıyor. Dişini çektirmek için buna gidiyor. Adam diyor ki, Hoca Efendi diyor, senin diyor bir tane değil, dört tane dişin var çürük. Bunların da hayır gelmez. Hepsini çekmem lazım. Tamam çek diyor. Diyor ki dört dişi çekmeye sen katlanamazsın. Bu sana çok eza cefa verir. Benim diyor morfinim yok. Sen bana yarın gel. Ben de morfin alayım. Morfin yaparım. Ondan sonra çıkarım. O diyor ki biz ezelden morfinliyiz diyor. Sen çek diyor. Ya etme gitme. Dayanamazsın. Dayanırım diyor. Sen kerpeteni tak diyor. Ben Allah derim çek diyor. Takıyor Allah diyor. Tükürüyor. Bir daha çek diyor. Dur biraz dinlen. Öyle. Dört dişi böyle çektirince bu Üzeygar'ın babası hayret ediyor. Dört tane dişi arka arkaya çekti. Bu adam gık demedi. Bu adam bir başka bir adam diyor. Kimdir bu? Koca Mustafa Paşa'da ya da küçük Mustafa Paşa'da bir tekke şeyhidir. Bunun da çocuğu olmuyor. Kalkıyor gidiyor ona. Diyor ki Hoca Efendi sen sıradan bir adam değilsin Allah aşkına benim çocuğum olmuyor bana bir çare bul diyor. Oku üfle bir şey yap. Adam Yahudi. Şimdi bakın. Velayet seyri sülük iledir. Seyri sülük dört merhaledir. Bunun birinci merhalesi seyri ilallah'tır. Seyri ilallah'ı tamamlayan bu serserinin dediği gibi değil. Huzur-u ilahiye kabul edilir de veli olur. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle Miraç peygamberden başkasına asla nasip olmuş bir iş değildir. Seyri ilallah'ı gören bir Kadir gecesinden bir Kadir gecesine kadar olacak vukuatı görür. Kadir diyorum, Berat. Ah bu ihtiyarlık. Beynimiz sulandı. Berat gecesinin esası şudur. Müteakip Berat gecesine kadar olacak vukuatın levh-i mahfuzdaki ilmi birinci kat semaya iner. Velayetin, seyri sülükün birinci derecesini bitirmiş olan adam bir Berat gecesinden müteakip Berat gecesine kadar olacak vukuatı bilebilir. O bakıyor. Diyor ki senin bir erkek çocuğun olacak diyor. Çünkü o sene içinde. Dua istemez diyor. Senin çocuğun olacak hadi git. Ya hoca efendi beni baştan savuyorsun diyor. Ya senin bir çocuğun olacak hem de erkek olacak hem de hayırlı bir evlat olacak. Git diyor buna. Adam diyor ki beni baştan savdı. Gidiyor. Ama bir ay sonra geliyor karısı hamile kalmış. Ulan diyor bu adam bildi. Beni baştan savdı dedi mi o? Bu tekkeye gidip gelmeye başlıyor. Hakikaten çocuk da erkek olunca bu Üzeyir garip. Hoca efendi ismini sen tak diyor. Hazreti Üzeyir tak diyor. Üzeyir'in adında Hazret kelimesi de var. Nüfus kağıdını gösterdiler vukuat sırasında. Hazreti Üzeyir tak diyor. Oğlun diyor. Güzel bir evlat olacak. Müslüman olacak. Adam da Müslüman oluyor bunun üzerine. Ben bu tekkeye ne yapayım diyor. Diyor ki erkek çocuğun iki kurban hakkı vardır. Biri istediğin gibi fakire fukaraya dağıtırsın. Biri hiç parçalanmadan bütün pişirilecek. Siz onu yapamazsınız. Burada kazanlar var, büyük kazanlar var. Bir tanesini buraya getir. Dervişler kazanda pişirsinler. Akik. Akika kurban denir buna. Kemik kırılmadan hayvan pişirilir. Erkeğe iki tanedir, biri böyledir. Bunu getiriyor, bu artık tekkenin müdavimi oluyor. Üzeyir Garı'yı da çocukken camilere götürüyor.
camilere götürüyor. Üzey Gari, orta mektep talebesi veya lise talebesiyken baba ölüyor. Üniversiteyi bitiriyor, ticaret hayatına atılacak. Akrabalar hep Yahudi. Onlarla teşkil mesai diyor, Müslümanlığı unutuyor. Aradan bir zaman geçiyor. Bir rüya görüyor. Küçük Hüseyin Efendi rüyasına giriyor. Diyor ki ona, ben seni doğmadan babana müjdeledim. Senin Müslüman olacağını söyledim. Sen diyor bu havralarda ne geziyorsun? Dost doğru adam gibi Müslüman ol. Ve benim de kabrimi Eyüp'te bul, yaptır. Bu rüyadan uyanıyor. Bunu bir adama anlattı. Sakallı bir adamı, çalışanı. Oradan emekli olmuş. O anlattı televizyonda burasını. Ona diyor ki ya küçük Hüseyin Efendi'nin kabri varmış Eyüp'te. Bunu bul diyor. Buluyor, yaptırıyor. Ha beni de ziyaret et diyor. Beni de ziyaret et. Kabri yaptırıyor. Her cumartesi günde belli bir saatte orayı ziyarete gidiyor. Buna bir şey ilave edeyim. Bu Üzeyir Gari Tayyip Bey belediye reisiyken bu İstanbul Banliyolarında plajlar olan bir yer var. Neyse orası eskiden beri. Florya mı? Florya. Florya'da Dursun Ali diye biri vardı. Onun kızının düğününde benim masamda oturuyordu. Üzeyir Gari'ymiş. Sonra öğrendim. Ben de orada gördüm. Oradan kalktı. Ayağa kalktı. Tayyip Bey'e selam verdi. Bana dedi ki şu Üzeyir Gari'nin yanına biraz gideyim müsaade edersen dedi. Gitti. Ben de kızdım. Söyleyeyim mi adını? O zaman Tayyip'ten daha üst makamda birisine dedim ki ya benim yanımdan kalktı Üzeyir Gari'nin yanına gitti. Ben Üzeyir Gari'nin bu hikayelerini bilmiyorum o zaman. Yani bir gavurun yanına gitti benim masamdan kalktı. Dedi ki o gavur değil dedi. Biz onunla Türkistan'a seyahat ettik. Otelde dedi ben gözümle gördüm Kur'an okuyor dedi Üzeyir Gari. Bu Abdullah. Gül. Kur'an okuyordu dedi. Aa o zaman. Şimdi bu dönüşten sonra Yahudiler salma yaparlar Yahudi zenginlere. Bütün dünyada. Bu İsrail'e para göndermez oldu. Vefatında ortağı dedi ki ne onun adı şimdi hatırlıyorum. İsa Galato. Dullar kesesine borcu vardı dedi. Dullar kesesi nedir bilir misiniz? Mason toplantısında bir kese dolaştırırlar. Bunun adı dullar kesesidir, torba. İstersen çekini yazar, oraya koyarsın. Varsa cebinde para avuçla atarsın, öyle az boz olmaz o. Cami kapısında sadaka vermek gibi değildir. İhtiyacın da varsa alırsın. Alman da hesabı yoktur, vermen de hesabı yok. Mesela banka müdürüsün, suistimal ettin, açığın var. Gidersin mason toplantısına, dullar kesesinden alırsın, kapatırsın. Yeter ki yerinde kal. Onlara sonra aldığından fazlasını kazandırırsın. Öyle adamlarını korurlar. Dullar kesesine borcu var dedi. Bu parayı vermediği için onu İsrail entelijansı en kolay bir adamı öldürme işi onun rutin işlerini takip ediyor. Çünkü belli saatte belli yerde oluyor mezarlık hem de tenha. Askeri de ayarladılar. Asker sonunda herhalde parayı vermediler. Hapse girdi. İsviçre'deki parayı bir alamıyor. Asker bunları kustu. Bana bilmem kaç milyon dolar İsviçre'de hesabıma yatırdılar. Aa para cüzdanı. Ben bunu üzerime aldım. Beni bırakın dedi ama ne oldu bilmiyorum. Ben takip etmedim artık. Yani gazetelere aksettiği kadar. Bunu niye anlattım? Yaptıkları işi kendilerini belli etmeden birinin üzerine atarlar. Burada bu işi niye iki Arap'ı seçtiler? Ey Fransa, senin müdafaa ettiğin Araplar böyle anarşisttir.
senin yaptığın iyiliğin kadrini bilmezler. Sen bunların lehinde bulunma. Bak, bunların zararı sana da dokunur. Vazgeç. Filistin'i desteklemekten vazgeçirmek için Fransa'yı tertiplenmiş bir iştir. Bir taşla iki kuş. Bir taşla iki kuş. Bakın, bu hadise olmadan evvel Avrupa'yı korumak için bir hareket başlattılar. Yabancı düşmanlığı başlattı. Bunların hepsinin arkasında Yahudi vardır. Allah aşkına kendi hayatımdan size misal vereyim. Ben vatandaşlıktan atıldım. İngiltere'de yaşıyorum. Bir avukat beni buldu. Seni müdafaa edeyim. Ne gibi mağduriyetlerim var? Babamdan kalan malları sattılar. Tamam. Şeye, insan hakları mahkemesine müracaat etti. Size mektubu gösterebilirim. Türkiye bizi tanımadığı için senin davana bakamayız dediler. Bu adam, sen gurbette nasıl yaşıyorsun? Senin kitaplarını İngilizceye tercüme etti. Hiç tanımadığım bir avukat. Birinden geldi beni buldu. Ben birisiyle istişare ettim. Demin söylediğim o Türkiye'ye gelen Fethi Sami Bey'le. Ben öğrenirim dedi. Entelijansı adam var dedi. Tanıdığım var dedi. Bana geldi dedi ki bu Yahudi. Kes bundan münasebeti. Yani hiç tanımadığım bir Yahudi beni buldu. Gelsin müdafaa edeyim. Acaba ben bir faaliyette bulunur muyum? Bana iyilik ederek bana yaklaşıyor. Ama adamın adı İngiliz. Soyadı Goodman. İyi adam. Goodman. Entelijans'tan öğrendik ki adam Yahudi. Ola ki ben dışarıda bir faaliyet gösteriyorum. Takip ediyor. Size daha garibini söyleyeyim. 1966 senesinde Sarıklı Mücahitler isimli kitabı çıkardım. 6 ay sonra Londra'ya gittim. British Museum'da. Bir şey arıyorum, bir kitap arıyorum. Katalogda bu kitabı gördüm. 6 ay sonra benim kitabım British Museum'da kataloğa girmiş. Şaştım. Roman olsa koymazlar. Böyle Türkiye'yi takip ediyorlar demektir. Elin Yahudisi yaptığı işi kendisine kabili izafe olacak şekilde yapmaz. Kendi aleyhine delil bırakmaz. Bilakis başkası aleyhine delil bırakır. Bak, o adamların pasaportunun düşürülmesi kasıttır. Onlara demişlerdi ki biz sizi işte Amerika'ya kaçıracağız, şunu yapacağız. Onu bekleyenler vardı orada öyle. Bu işi sizin yaptığınız anlaşılması için de inadına hani böyle mertçe bir düşmanlık yapma var ya, hüviyetini bırak arabada. Bu İsrail şeyidir. İsrail'de bilinmesin, asabiyeti diniye ile seçtiği yerlerden belli. Peygamberin karikatürünü yapan bir yeri seçiyor, koşer mağazayı seçiyor. Koşer mağazanın nazar boncuğu. Ya bu işi Yahudi yaptırsa kendi ırktaşına ait mağazayı yaptırır mı? Akla gelen budur değil mi? Ne yaparsın? Düşmanı başka yerde ararsın. Esasen adama da hüviyetini bıraktırdı. İsrail kimin aklına gelir daha? Dünyada Yahudinin çevirdiği fırıldıkları, onların gayelerini, onların niyetlerini anlamadan dünyada olup biten işleri anlamak asla mümkün değildi. 17 Aralık, 25 Aralık, Taksim hadiseleri, ne varsa One Minute'in cevabıdır Türkiye'ye. Ama eski güçleri yok. Eski güçleri olsaydı Tayyip Bey'i başbakanlıktan reisi cumhurluğa çıkmayı bırak, başbakanlığı bile kabul eder, kaybederdi. Eski güçleri yok. Bu da kader icabıdır.
Allah azimüşşan bu milleti tekrar doğrultmayı murad ediyor. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, Allah azimüşşan iki şeye tacip eder. Bir ferdi veya bir topluluğu Allah yükseltmeyi murad eder de başkalarını alçaltmaya uğraşırsa. Bir ferdi veya topluluğu Allah batırmayı murad eder de başkalarını ayakta tutmaya çalışırsa Allah azimüşşan tacip edermiş. Yani karıncayla filin la teşbih ve la temsil. Yani fil bir şey yapmak istiyor, karınca engel olmak istiyor. Bunun gibi bir şey. Binaenaleyh Yahudi'nin taktiği aynen 11 Eylül Amerika'ya yaptığı taktiğin bir aynısı da budur. Bunun cevabı Filistin'i Fransa'nın desteklemesini engellemektir. Ayrıca başka bir delil daha size söyleyeyim. Dünyada Yahudilerin köpürtmek istediği bir dava olmadıkça, hiçbir dava bu Paris hadisesi kadar bütün dünyada inikas, akis uyandırmaz. Eğer Yahudinin menfaati gerektirmiyorsa, 12 kişi değil, 12 bin kişi öler, iş bir iki defa haber olursa olur, kapanır gider. Çünkü bütün dünyada haber ajansları külliha aynen Fethullah'ın bazı televizyonları emrinde, bazı televizyonlara da duhul etmiş adamları var. Her televizyonda adamı var. Çünkü o da Yahudi güdümlü olduğundan aynen Yahudi metotlarıyla çalışıyor. Yahudi ya korkutmayı ya menfaatlendirmeyi kullanır. Bunu iyi anlayın. Ya korkutur ya menfaatlendirir. Menfaatle satın alamayacağını korkutur. Masonlar menfaatle satın alınmış adamlardır. Yükseltirler birbirlerini, zengin ederler birbirlerini. Siyasiler korkuyla paralel hale getirilirler. Obama bunun misalidir. Geçen seçimde hatırlayın, Yahudiler alenen Obama'nın seçilmesi için çalıştılar. Ama Obama Filistin'in aleyhine rey kullandı. Yani Filistin'in aleyhine niye? Korkuttular. Fethullah bu dinlemeler niye yaptı? Bir insanın en ucuz bedeli kendi günahlarıdır. Bir açığını yakalar, o açıkla tehdit eder. Benim dediğimi yaparsan yaparsın, yapmazsan ifşa ederim. Biliyor musunuz? Baykal'ın kasetini Fethullahçılar getirdiler, Baykal'a seyrettirdiler. Bize böyle bir kaset geldi. Haberin olsun dediler. Ve başka bir plan icabı ifşa ettiler. İlk bundan haberi olan Baykal'ın kendisi oldu. Birileri yapmış da bize, elimize geçti. Seni ikaz ediyoruz, uyandırıyoruz, haberdar ediyoruz, iyilik ediyor. Başbakan'a da diyorlar ki, bu tahşiyeciler var ya, AK Parti'ye rey vermek küfürdür diyorlar. Tahşiyeciye haksızlık yapacak, hükümet bu haksızlığı fark etmesin diye, hükümetin de işine gelmesi gereken bir form hazırlıyor. Fethullah'ın faaliyetleriyle, bu tahşiyecileri ayrıca müstakillerini anlatacağım. Fethullah'ın faaliyetleriyle, İsrail'in faaliyeti arasındaki benzerlik de, kimin kimi güttüğünün ispatının bir delilidir. Aynı metot. Parayı silah olarak Yahudi tarih boyunca kullanmıştır. Fethullah oradan gelen direktifle paraya evvela kavuşmuş. Bugün onun teşkilatında kalanların %80'i ayrılsa menfaati bozulacak.
bankasında çalışıyor, şirketinde çalışıyor. Birbirini Yahudiler gibi destekliyorlar. O bilmem muz işi, bilmem ne işi, ananas işi sebepsiz değil. Aynen masonların birbirlerini destekledikleri. Benim bir arkadaşım var. Ona diyorlar ki bizim teşkilata gir, bu 17 Aralık'tan evvel. İhalelerde seni kazandıralım. Ama kazancının %15'i, %25'i neyse teşkilata vermek şartıyla. Geldi bana danıştı. Ben 17 Aralık'tan çok evvel bunların ihanetini anladım. Asla dedim. Asla. Onların sana yapacakları iyilik de lazım değil. Onlardan uzak dur. Şimdi bana diyor ki Allah senden razı olsun. İyi ki beni ikaz ettin. Ben bunların böyle melun olduğunu bilmiyordum. İyi ki sana sordum. Yani şahsi müşahedemde bile bu var ki sen kazancından bize şu kadarını verirsen biz sana ihale kazandırırız. Sen bir dini cemaat misin? Ticari bir faaliyet misin? Hangi cemaatin bankası var Allah aşkına? Hangi cemaat? Ne işin vardı senin bankacılıkla? Hadi televizyon kurdun, sana bir kanal yetmiyor muydu? Aşağıda görün gazetesinin Fransızcası var. Türkiye'de kırmızı. İnternete girin bakın. Paris hadiseleri dolayısıyla Paris'teki nüsha siyah. Fethullah matem tutuyor. Ya İsrail'deki işte sen siyah çıkmadın be. İsrail'de 2000 kişi öldü, siyah çıkmadın. Daha nasıl anlayacak bu millet birader? 2000 kişi öldü, sesin çıkmadı. İsrail aleyhine Fethullah'ın bir sözünü bana gösterin. Lehine var. İsrail'de ölenlere, Körfez abi sırasında diyorum. Ölen çocuklara. Kimse de ölmedi ha. Saddam'ın attığı toplar boş sahaya düştü. Bir adam öldü kalp krizinden. Bombadan değil. Sen Filistin'deki Müslümanlar akşam sabah ölüyor. Bir tanesi için bir taziyette bulunmadı. Ama size ben başka vesileyle de söyledim. Haç taksa resmen ayrılmayacak ayrılmayacak. Ayrılmayan ayrılmayacak. Haç taksa bile. Bir ayet-i kerime var ya. İnnellezîne keferû. Bakara'nın ikinci sayfasının başına kadar. Sebaun aleyhim enzertehum emlem la tunzuhum ve la yumin. Nasıl? Demedim. Hatemellâhu alâ kulûbihim evveli. Korkutsan, inzar etsen, gittiği yolun yanlışlığını söylesen de onlar dönmezler. Niye? O hatemellâhu sebep. Hatemellâhu alâ kulûbihim ve alâ semihim. وَاَلَا اَفْسَارِهِمْ اُشَابَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُوا عَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Onlara denildiği zaman siz de Müslümanlar gibi Allah'a ahiret gününe iman edin. Ne derler? قَالُوا عَمَنَّا Derler ki evet bize iman et. وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِينِهِمْ Şeytanlarıyla, reisleriyle, idarecileriyle bir araya geldikleri zaman قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْسِهُونَ Biz sizinleyiz, onlarla alay ediyoruz, dalga geçiyoruz. Fethullah'ın cemaati bu milleti aptal yerine koyuyor. Aptallığın en zirvesi milleti aptal kabul etmektir. Hainliğin en şiddetlisi de nahak yere beddua etmektir. Bu da aptallığın bir şubesidir. O bela kendine döner. Ocakların ateş düşsün dedi ya. İşte ocağına, kendi ocağına ateş düştü. Velhasılı kelam. Biz birkaç suale de cevap verelim diyorduk. Aktüel mesele içinde. Ben sevmiyorum aktüel meseleleri konuşmak ama millet bekliyor acaba biz nasıl görüyoruz bu işi diye. Kime yarıyor bu iş?
Kim kimden intikam alıyor? Ona bakacaksınız bir hadise olduğu zaman. Arap, peygamberle istisaden karikatürü çizenden intikam alıyor. Görünüş bu. Peki bu anarşide mutazarrı olan ne? Fransız hükümeti. Hiçbir hükümet kendi memleketinde böyle işler olsun istemez. O zaman bu mutazarrılığı kime yarıyor? İsrail'e yarıyor. Çünkü o İsrail'in düşmanına dost oldu. Düğün böyle çözülür. Onun için hepiniz bulabilirseniz protokolleri okuyun. Yahudilerin amal siyasiyelerini okuyun. La kelime-i tevhidde ilk telaffuz edilen kelimedir. La yanlışı bilmek. Sonra illa. Çok söyledim burada. Defi mefasit celbi menafiden evladır. Ben bu dünyada 80 seneden fazla yaşadım. Daha la'yı bitiremedim. Hala domuz sürüsü kadar önümde la diyecek melun var. Tahrifin bir de 4. cildini yazacağım. Bu bitmez. Çünkü Allah'ın hadi sıfatı da muhatapsız kalmaz. Mudil sıfatı da muhatapsız kalmaz. Kainattaki her varlık Allah'ın sıfat tecelli terkipleriyle vukua gelir. Bundan dolayı kainatta bir zerreyi bütün beşeriyet, canlı cansız, bir zerreyi eksiltmeye kadir değildir. Yok etmeye kadir değildir. Levaz zekanı tahavvül eder. Halden hale geçer. Yok olmaz. Bütün beşeriyet içtima etse yeryüzünden sivrisineği kaldıramaz. Akrebi yok edemez. Çünkü her varlık Allah-u Azimüşşan'ın bir veya birkaç sıfatının la teşbih ve la temsil, aynadaki nikası gibidir. O sıfat gibi, o sıfat gibi bu kainat durdukça o varlık da onun bir tecellisi olarak devam eder. Allah ne zaman ki bu alemi yeniden yokluğa mahkum eder, o zamana kadar her varlık hayatiyetini devam ettirir, tebeddülat ve tahavvülat halinde. Külle halin yezul. Elhamdülillah ki Allah'ın hadi sıfatının ülkemizde galip geldiği bir mevsime girdik. Fiziki olarak kış, manevi olarak bahar. Siz gençliğinizi Mustafa Kemal'in ceberruti idaresi zamanında idrak etseydiniz, o mekteplerdeki dinsizlik tesirinden acaba kurtulabilir miydiniz? Sele kapılır giderdiniz. Dünyaya geliş sıranızı siz mi yaptınız? Allah sizi baharda gönderdi ki bu neşvu nemada bir hizmet sahibi olun.